Herkese merhaba. Uzun bir gündü. Yoruldunuz biliyorum. Teşekkür ederim burada olanlar için. Çok hızlı bir şekilde, çok zamanınızı almadan gün boyu standta arkadaşlarımıza gelen, ziyaret eden arkadaşlarımıza tek tek anlatma fırsatımız oldu. Ama hızlı bir şekilde duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür son zamanlarda popüler olan kameramızın size hızlı bir şekilde tanıtmak istiyorum. İlk önce hızlı bir şekilde genel özelliklerinden bahsedeceğim. Ardından da bir ay önce versiyon 3 güncellemesiyle hayatımıza katılan bazı değişiklikler ve yaz gelmeden bu kamerada üzerinde oluşacak özelliklerden bahsedip hemen kısa bir şekilde bitirmeyi planlıyorum. Sony Venice geçen sene bu zamanlar hayata geldi. Bu arada kendimi tanıtmayı unuttum, kusura bakmayın. İsmim Mutlu Kütük. Ben Venice Türkiye Exclusive Distribütörü Atexis firmasındayım. Bugün de kameramızı getirdik. Belki standta görmüşsünüzdür. Bir full frame kamera Venice. Gerçekten büyük bir sensöre sahip. Ve çok büyük bir renk derinliğine sahip bir kamera. Bu 6K rezolüsyonlu bir sensöre sahip bu kamera ve PL mount olarak geliyor kameramız. Kamera PL mount olarak geliyor ama çok enteresandır. Bu PL mount'un ön tarafını bir 6 tane vidayı söktüğünüz zaman ortaya bir E mount çıkıyor. Yani siz bu kamerayı bir PL mount ile kullanabiliyorsunuz. Ama isterseniz bir E mount dünya üzerindeki bütün lensleri de bu kameranın üzerinde kullanmanız mümkün. Uygun adaptörler kullanarak. Yine bu sensörün kendi gövde üzerinde iki tane turret sahip. Bu iki tane turret ne işe yarıyor? Bu her bir turretin üzerinde üç tane ND filtre var. Bunlar ND filtreler çok hızlı şekilde geçiş yaparak kendi üzerindeki kombinasyonlarla size 8 step optik ND olanağı sunuyor. Yani siz isterseniz Matebox üzerinden ND filtre değiştirmektense kendi üzerindeki standart kendi gövdesindeki ND filtreleri kullanabiliyorsunuz. Bunların geçişleri gerçekten çok hızlı ve uygulama olarak da sizi bayağı rahatlatıyor. Bu bahsettiğim turetler ve bunların kombinasyonundan oluşan ND filtreler de bunlar. Dediğim gibi 6048'e 4032 3 bölü 2 gerçekten büyük bir sensöre sahip. Sony sensör konusunda enteresan bir bilgi olacak belki. Japonya'da bulunan 5 fabrikasında günde 4 milyon tane sensör üretiyor. Doğru duydunuz. 4 milyon tane sensör. Cebinizdeki telefonların sensörü de bunların içinde. Arabaların, otomotiv sektörünün kullandığı belki tamponlarda bulunan sensörler de bunun içinde. Güvenlik kameraları da böyle bir şekilde. Yani özet şu, dünya üzerinde sensör üretiliyorsa %83 civarında olanı sensörü Sony üretiyor. Japonya'daki fabrikalarında. Dolayısıyla Sony sensör üretiminde gerçekten çok iyi bir noktada ve en iyi sensörü de bu kameranın üzerinde konumlandırmış durumda. Dolayısıyla bu kamerayla ne oluyor bu büyük sensörle? Tahmin ettiğiniz gibi anamorfik ve full frame çekimler sağlıyoruz ve yeni kameramızın üzerinde bir gerçekten 1920 ve 1080 OLED bir göz vizörüne sahip. Bu vizör gerçekten yönetmenleri, görüntü yönetmenlerini mutlu eden bir göz vizörü. Bu kameranın kendi üzerinde var. Ve daha önce Sony'nin çok eleştirildiği bu vizör konnektörleri, bu tür bağlantı aparatları çok eleştirilirdi. Elimizde kalıyor ya da şu oluyor. Bu kameranın üzerindeki bütün konnektörler Lemon type. Yani insanların Arri'den alışmış olduğu ya da sinema kameralarına alışmış olduğu konnektörleri kullanmakta kamera. Versiyon 2'yi geçiyorum. 3. Bu kamerayla beraber bir dual base ISO kullanmakta kamera. Normal bir 500 ISO'da sıfırdan 2000 ISO'ya kadar çekim yapabiliyorsunuz.
Eğer beyaz ISO'sunu 2500 yaptığımızda kameranın 2500 ortada 500'den 10.000 ISO'ya kadar çekim yapma imkanı sağlıyor. Ne kazandırıyor bize? Sıfır ışık, karanlık bir ortamda, sadece bir mum ışığında istediğimiz görüntüyü elde etmeye yarıyor. Siyahların üzerinde gerçekten grenlenme ya da karıncalanma ya da benzer noise'ları görmüyoruz. Biz bunu defalarca test ettik. İnşallah kamera elinize gelir, kullanırsınız. Sizler de bu performansını görürsünüz kameranın üzerinde. Bu 500 ISO'da 15 f-stop veriyor. Eksi 9'dan artı 6'ya kadar az önce bahsettiğim 500 ISO'da 125'ten 2000'e kadar gidiyor kamera. Dual base'imizi 2500 yaptığımızda da az önce bahsettiğim gibi 640'tan da 10.000 ISO'ya kadar çıkabiliyoruz kameranın üzerinden. Şu anda kamera versiyon 3. Versiyon 3 oldu ama ona geçmeden önce kamerayıdan bahsetmek istiyorum. Kamerayı şu anda standta eğer ziyaret ettiyseniz arka tarafında bir AXS recorder ile beraber görmüşsünüzdür kamerayı. Dolayısıyla büyük bir sensörden bahsettik. Büyük bir resim var ve büyük bir görüntü kaydediyorsunuz. Eğer RAW ve XOCN kayıtlarını bu kamera arka taraftaki RAW recorder'ın üzerine yapıyor. Aynı zamanda base ünitesi üzerinde de iki tane SPS kart slotu var. Normal bir çekim yaparken simulcast olarak hem arkaya yazıyor, aynı zamanda kendi gövdesindeki karta yazıyor. Bu da siz yüksek çözünürlükte bir görüntüyü daha sonra montaja geldiğinizde proxy üzerinden daha hızlı bir iş yapmak olanağı size sunuyor. Sunumun başında bahsetmiştim. PL mount olarak geliyor. Gerçekten şu altı tane söktüğünüz zaman alt tarafta bir E-mount yuvayı görebilirsiniz kameranın üzerinde. Monitör ağıtlarına LUT atabiliyoruz. Monitör ağıtlarında false color görebiliyoruz. Göz üzerimizde false color görebiliyoruz. Bu da versiyon 3'te elimize gelen yeni özellikler. Kameranın üzerinde bir Ethernet girişimiz vardı. Versiyon 2'den sonra karşımıza çıktı bu giriş. Bununla bilgisayarımızı direkt bağlayıp bir web arayüzü üzerinden bilgisayara bağlanıp uzaktan kontrol etmemize yarıyordu. Versiyon 3'te ise üzerinde basit bir dongle bağlayarak Wi-Fi üzerinden telefonumuza ya da bir tablete kuracağımız bir yazılımla kameramızı uzaktan kontrol etme imkanı da sağlandı. Bu versiyon 3 ile gelecek diyorduk. Bu şu anda bu kameranın üzerinde var. Bu CBK veya 02 dediğimiz ucuz bir Wi-Fi remote. Bunu bağladığımız zaman kameranın üzerine sette cep telefonlarımızla ve herhangi bir tabletle kameralarımızı uzaktan kontrol etme imkanına sahibiz. Bu yaklaşık 2 ay önce versiyon 3 geldi. Versiyon için bize kattığı bazı özellikler vardı. Bazı ara formatlar bizim hayatımıza geldi. Ve ondan ötesi de bir Extension Unit'in kullanımı başladı. Extension Unit, bu ünlü yönetmen James Cameron'ın bu Avatar 2 ve 3 filmini bu kamerayla çekti. Onun aslında isteklerinden ortaya çıkan bir şeydi. Yönetmenin hayali kameranın sensörünü gövdeden ayırmak, daha hafif taşınabilir hale gelmek. Çünkü 3 boyutlu filmlerde bir stereoskopik yapıda kameraları dikey ve öteki kamerayı dikey diğer açıda kullanmak birazcık zorluk gösteriyor. Ve ona üretmişlerdi. O film çekildi. Ben şahsi olarak bir 2 yıl sonra belki normal kullanıma geleceğini düşünürken 1 yıl geçmeden şu anda kamera versiyon 3 ile beraber bu extension kiti kullanır hale geldi. Kısaca versiyon 3 ve extension'dan bahsedeceğim. Daha sonra sunumu bitireceğim. Bu versiyon 3'te iki yeni imaj modu
daha geldi. 6K'da 2.39'da 1, 5.7K'da da 16.9. Ve XOCyan XD diye bir kodeyimiz geldi. Bu arada ben atladım. Bu kamerayla beraber XOCyan diye bir yeni bir kodek hayatımıza geldi. 16 bit bir kodek bu. Normal belki piyasada insanların bilmiş olduğu işte Apple ProRes kodekleri vardır. 12 bit kodekler. Onlardan daha iyi bir sonucu var ve daha fazla data bilgisine sahip ama daha az bitrate'e sahip. Yani siz bununla XOCyan kullanarak iş akışınızı daha hızlı hale getirebiliyorsunuz. Daha fazla datayı daha az bir yerde saklayarak bunu aktarırken ve montajını yaparken işin sonunda bize bir kolaylık sağlayan bir kodek. Aynı zamanda kameranın üzerinde birçok giriş çıkış var. 4K'yı 4 tane kabloyla aldık. İkinci versiyonda, versiyon 1'de 2'de. Bu kamera artık tek bir kablodan 6G ya da 12G çıkış verir hale geldi. Bu da bize versiyon 3'te elimize gelen bir özellik. Az önce bahsettiğim gibi wireless remote yapabiliyoruz. Ve değişik kullanıcı dosyalarını da yükleyebilir hale geldik ve bununla beraber. Ve extension sistem hayatımıza geldi. Kameranın sensörü belki yadırgayabilirsiniz. Belki bir kameranın sensörü nasıl sökülür? Bir laboratuvara girmesi lazım. Tozsuz bir ortam olması gerekiyor ya da bu set ortamında nasıl yapılabilir diye düşünebilirsiniz. Ama gerçekten çok izole bir yapı. Herhangi bir yerden bir kablo sökmüyorsunuz. Herhangi bir şey yapmıyorsunuz. 3-4 dakikada 4 tane vida ön yüzeyde, 2 vida alt tarafta. Bunu söktüğünüz zaman çok basit bir şekilde sensör elinize geliyor kameranın. O boşalan noktaya şu malzemeyi 4 vida ile bağladıktan sonra sensörünüzü bu şu anda örnek olsun diye gösteririm ama yüzlerce değişik şey var. Aksesuar var bunlarla ilgili. Riklerle göğse bağlıyorlar, kafaya bağlıyorlar. Değişik uygulamaları var ve bu büyük sensörümüzü bu housing'e bağlayabiliyorsunuz. Kamerayı sırtınıza koyabilirsiniz. Bunun sonu yok. Yani çok değişik uygulamaları var. Böyle büyük bir kamerayı artık bir handycam gibi elimizde daha dar çekimlerde, bir araba çekiminde, bir ortamda ya da koşturmalı bir yerde ya da bir insan gövdesinde insan duyarlılığını göstereceğiniz bir hareketlerde bize bir esneklik sağlıyor. Normal yapısıyla yaklaşık olarak 2 metre. Aynı zamanda ayrı bir extension kablosuyla beraber de bu kamera sensörü kameradan yaklaşık 5,5 metre uzağa taşınabiliyor. Bu versiyon 3 ile hayatımıza girdi. Son olarak versiyon 4 Haziran ayında oluşacak. Hıza alışmıştı kullanıcılar. F55'te 200 karelerin üzerine gidiyordu ama daha ufak bir Super 35 bir sensörü vardı o kameranın üzerinde. Burada daha büyük bir sensör var. Hız herkesin merak konusuydu. Bu versiyon 4 ile beraber Haziran ayında 4K'da 120 kareyi destekleyecek Sony Vegas kamera. 6K'da da 60 kareyi göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Anlatacaklarım bunlar. Eğer sorunuz varsa da lütfen dinleyin.